Bültenimizin başında aktarmıştık. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalede yangına havadan müdahalede başladı. İşte şimdi iki bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişli de o havadan yapılan müdahaleleri inceliyorlar. Ve ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamasında sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini ve e, bu konunun da araştırıldığını açıkladı. Bu konuda da incelemeler sürüyor ifade edelim. E, daha üzerinden bir yıl geçmemişti sevgili seyirciler hatırlayacaksınız. E, Marmaris'te e, Gece bir kez daha e, yangın çıktı. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alandan yükselen alevlere e, e, ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı e, Vahit Girişçi de olay yerine geldiler. E, bu olay yerinde incelemelerde bulundular. Şimdi de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Havadan yapılan müdahaleleri iki bakan da e, bir kez daha incelemeye başladılar. E, canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz şu anda. E, ormanlık alanda başladı bu yangın akşam saatlerinde e, açıklama Milli Savunma Bakanlığından gelmişti. Hatırlatalım, yangın bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve Muğla Valiliği'nin talebi üzerine de Aksaz Üst Komutanlığı'ndan su tankeri, doza, dozer, arazöz, yangın söndürme araçlarıyla personel görevlendirildi. Ee, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki yangına e, hava kararmadan havadan da müdahale başladı dün e, ve Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da duyurmuştu. E, bu yangına 8 dakika içerisinde e, müdahalenin başladığını bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım e, havanın kararmasıyla ile birlikte e, havadan müdahale e, durmuştu fakat bu sabah itibariyle havanın aymasıyla birlikte e, havadan müdahale tekrar başladı e, bültenimizin başında da haber Global e, ekibinin olduğu bölgede e, Ekibimiz canlı yayında o anları aktardı. Havadan müdahalenin başladığına dair görüntüleri biz de sizlerle canlı olarak paylaşmıştık. Şimdi iki bakan da helikopterle bölgede inceleme yapıyor. Barmaris'te bulunan Kirişçi ve Soylu yangın bölgesinde şu anda dediğimiz gibi helikopterle inceleme yapıyorlar. Bölgeyi havadan tarıyorlar. Bölgeye havadan bakıyorlar ve burada inceleme yapıyorlar.